Gel. Komutanım, Narin Hanım geldi. Niye bağırıyorsun oğlum? Allah Allah, al içeri. Emredersin komutanım. Hoş geldiniz Narin Hanım. Sağ olun komutan bey. Buyurun lütfen. Bilal, bak oğlum buraya. Bilal! Kusura bakmayın. Emredin komutanım. Soğuk bir şeyler ya da çay ne ikram edeyim size? Çay olur. Tabii. Oğlum bize iki tane çay getir. Bir de Ahmet'e söyle, Narin Hanım ifade tutanağı için geleceğiz, hazır beklesin bizi. Emredersin komutanım. Komutanım, Narin Hanım gitti mi? Sana ne oğlum? Söyle, hayırdır? Komutanım, Kendal Hanım bıçaklandığı olay mahallinden aldığımız çantayı getirdim. Veririz diye. Tamam, sen bırak orayı, hallederim ben. Sağ ol. Ay niye geldi bu yine? Rahatsız etmiyorum umarım. Olur mu oğlum, hoş geldin. Ters bir şey yok inşallah. Hayır yok. Sabah geldiğimde yangınla ilgili ifadeleri tamamlayamamıştım. O yüzden geldim. Kendal abim her şeyi anlattıydı. Evet. Ama prosedür gereği olaya şahit olan ya da olay yerinde olan herkese teker teker konuşmam gerekiyor. Oğlum bizim zaten duyduğumuzda aklımız oynadı. Çocuklara bir şey ulaştık diye. Allah'tan Fırat oradaymış da içeri girdi. Ebru ile birlikte çocukları dışarı çıkardılar. Çok şükür. Allah bize yavrularımızı bağışladı. Evet. Gerçekten ucuz atlatıldı. Bu arada ver oğlum. Benim çocuklar Meleğin davasıyla ilgili olay yeri incelemesi yaparken çantayı bulmuşlar. Alayım ben onu. Vereyim Meleğe. Buyurun. Orada hiç yabancı birisi gözünüze çarptı mı? Yok. Ben görmedim. Yani köylüler vardı ama onlar da civardan. Oğlum biz korkudan etrafa falan bakmadık ki. O yangınla bizim ciğerimiz yandı. Ya şüphelendiğiniz biri mi var? Hayır yok. Zaten orada olan herkese teker teker konuşuluyor, gören biri var mı diye. Henüz bulamadık. Ama en yakın zamanda bulacağız inşallah. İnşallah oğlum, inşallah. Şey, çantanı getirmişler. Ben de baktım eksik yedik bir şey varsa. Oğuz komutan buradayken. Telefonumu bulsun. Her şey telefonda kayıtlı. Peki siz kimden aldınız bu yangın haberini? Kendal ağama telefon geldiydi, o da bize söyledi. Peki kimin aradığını söyledi mi? Oğlum fırsat mı oldu? Haberi alır almaz kendimizi nasıl dışarı attık bilemiyorum. Siz ağamdan mı şüpheleniyorsunuz? Hayır, sadece tüm ihtimalleri soruşturuyoruz. Evin etrafında bulunan benzin izleri bunu bir kaza olmadan ispatlıyor. Yani biri ya da birileri evi kundaklamış. Kendal yaktırdı işte. Bunu anlamayacak ne var? Sen ne diyorsun kızım? Öyle ama. Ya geldiğimizden beri annemle uğraşıp duruyor. Yapmadığını bırakmadı. Babamın mallarına el koymak için yapıyor bunu. Görüyoruz herhalde. Aptal mıyız biz? Ya söylesene Maya. Bu adam bahçeyi basıp annemi yerlerde sürüklememiş miydi? Ada. Sen ne diyorsun kızım? Sen onun kusuruna bakma. Bu kardeşini alevler arasında gördü ya. Ondan sinir bozuldu herhalde. Kendal'ı mı suçluyorsunuz? Hayır. Bu soruşturmanın normal seyri. Bana müsaade Kadriye Hanım. Görüyorsun değil mi ana? Nasıl bilip bilmeden Kendal abimi suçluyorlar? O yapmış işte. Oğuz komutan geldi. Benzin dökülüp yakılmış. Ya kaza değil, elektrikten değil. Oğuz komutan mı söyledi? Etrafta benzin falan bulmuşlar. Yani onun gibi bir şey dedi. Thank you.
Kadriye'nin doğru mu bu duyduklarım? Benzin döküp yakmışlar. Bozkomutan öyle dedi. Şüphe yani, araştırayım. Kesin bir şey yok. Daha nasıl kesin olacak ya? Ne diyorsun kızım sen öyle? Ağzını topla bir bakayım. Ada sen sus. Kadriye Hanım, ben size söylemiştim bunu Kendal yaptı diye. Neden görmek istemiyorsunuz? Her şey ortada açık. Kızım, ben de sana cana geleceğine mala gelsin dedim. Ben senin arkandayım dedim. Sen de niye bunu görmek istemiyorsun? Esas sen görmek istemiyorsun ana. Bu kadının nasıl bir yılan olduğunu sen görmek istemiyorsun. Gördünüz değil mi? İşte bu kadar basit. Ne olursa olsun dönüp dolaşıp hep kendilerini koruyorlar. Konağa dönmeyecek miyiz anne? Hayır. Şu an orada olmak istemiyorum. Sadece durmak istiyorum. Durup düşünmek. Benimle birlikte misiniz? Tabii ki anneciğim. Tabii ki. Bunlar da geçecek. Hepsi geçecek. Yüzbaşı Oğuz. Bağlı olun. Buyurun Sayın Savcım. Evet efendim. Tabii anladım. Ben olayı soruşturuyorum zaten. Şikayet üzerine. Anladım efendim. Peki, iyi geceler. Ah, sosyete gülü, ah. En baştan tavrımı göstereceydim sana. Almayacaktım içeri. İlk geldiğin gün kapının önüne koyacaktım seni. Dinlemeyecektim anamı. Dilsiz Emine bile dillendi senin yüzünden. Babasının evinde. Birkaç gün orada kalacaklar. Aslında içim hiç rahat değil. Babası da eve istememiş garipleri. Allah'tan Lütfiye Hanım var da o bir hal çaresine bakar. Ben onları orada bırakamam. Hele ortalık bir durulsun, birkaç güne kadar gider alırız onları. Doğru diyorsun. O kadın nerelerde? Vallahi delirmiş gibi oradan oraya vuruyor kendini. Ben de bir şey demeyeyim. Hoş geldiniz kızlar. Hiç de hoş gelmedik. Ada. Vallahi bizim buralarda bu saatte gelene hoş geldin denmez zaten pek. Hele bir de üzerine böyle terbiyesizlik olacak iş değil. Vay vay vay. Gece yarısı benden sonra eve gelen de varmış. Siz nerede efkar dağıtmaktaydınız Ebru Hanım? Çocuklarımın yanında düzgün konuş. Sen gece yarısı bu saatte yanında çocuklarını sürüklemeye utanmayayım da. Ben mi lafımı sözümü esirgeyeceğim ha? İyi akşamlar. Kendal Bey. Hayırdır komutan? Ne oluyor?
Kendal Bey, sizi gözaltına almak zorundayım. O niyeymiş? Gözaltına alınmanız için savcılık emri var. Savcılık mı? Evet. Ebru Şam Verdi'nin evini kundaklamaktan dolayı hakkınıza suç duyurusu var. Oğuz oğlum, kim böyle bir iftira atmış olabilir benim oğluma? Yanlışlık olmalı komutan. Yanlışlık falan yok. Ben şikayet ettim.